Çok değerli Cumhuriyet Halk Partililer, değerli yoldaşlarım, arkadaşlarım, çok değerli basın. Hepinizin bildiği gibi artık önümüzdeki yerel seçimlere doğru start alıyoruz, start veriyoruz. Şimdi basın toplantımızı bugün üyelerimizle birlikte genişletilmiş olarak düşünmemizin sebebi önümüzdeki yerel seçimlerde adayı olmayı düşünenler ve bu süreçte yapmamız gerekenleri birlikte paylaşmak. Hani benim haberim olmadı şeklinde düşünenlere birlikte paylaşıp haber verelim. Değerli arkadaşlarım, yerel yönetim denilince aklımıza hemen yaşadığımız evimiz, kullandığımız suyumuz, toprağımız, yollarımız, parklarımız, pazarlarımız, çöplerimiz, nefes aldığımız hava ve huzurumuz aklımıza gelir. Tabii ki bunlar çok önemli. Çok önemli. Ama eksiği olsa da tamamlanabilecek şeylerdir. Ama bazı değerler vardır. Elimizden kaçtığı zaman kolay kolay geri alamayız. 17 yıldır gözümüzün içine baka baka elimizden aldılar bazı değerlerimizi. Biz ne yaptık? Milli bayramlarımız vardı bizim 19 Mayıs'larda, statlarda coşkuyla kutladığımız. Şimdi nerede? Bahçesinde cıvıl cıvıl çocuklarımızın oynadığı köy okullarımız vardı. Hani tankerlerle mazotunu aldığı köylerimiz, sığırlarında sayısı belli olmayan hayvanlarımız vardı. Şimdi nerede? Hani Tüpraş, Petkim, Telekom, limanlar, düne kadar pancarımızı işlediğimiz fabrikalarımız vardı. Onlar nerede? Dün fabrikaları kapatan, yarın hastane caddesindeki okulları kapatıp orayı otopark yapacağım diyen AKP zihniyeti bugün doğaya, ormana çok değer veriyormuş gibi siyaset yapacağına, yok edilmeye çalışılan Saroz'a sahip çıksın. Sazlıdere, Mahmut Bey arasındaki 17 kilometrelik ormanlık alandan geçecek boru hattı için kesilecek ağaçlara sahip çıksın. Biz hepimiz 2 Ekim'de Yaşam Belediyesi konferans salonunda bu projeye dur demek için o gün orada hepimiz aykıracağız. Sizler de o gün orada olacaksınız. Peki onlar sizin gibi bu projeye hayır demek için oralara gelecekler mi? Değerli arkadaşlarım, bazı değerlerimiz evet elimizden gidince daha iyi anlıyoruz. Daha iyi anlayacağız. Bu değerleri koruyabilmemiz için Türkiye'nin Cumhuriyet Halk Partisi'ne ihtiyacı var. Keşan'da belediyelere, bizlere ihtiyacımız var. Önümüzdeki yerel seçimlere doğru giderken bir yerlere aday adayı olmayı düşünen arkadaşlarıma. Öncelikle şunu hatırlatmak istiyorum. Yönetim olarak emeğin yanındayız, hak edenin yanındayız. Adaylarımızı belirlemek için sandığı önünüze getirmeye de kararlıyız. Ama sandığa girip de çıkamayan arkadaşlarımızın da sandıktan çıkan arkadaşlarımızla, örgütümüzle kol kola girmesini, sonuna kadar da mücadele etmesini özellikle bekliyoruz. Bugün gazetelere baktığımızda Sayın Boyalı danışma kurulu toplantısında AK Partililere gönül vermiş herkesi diyor ki bir CHP'yi ikna etmeye çalışın. AK Partili bir CHP'liye ikna etmeye çalışacak da ne diyecek? CHP'li belediyelerin uluslararası ölçeklerde en yaşanılabilen kent gibi önemli pozisyonlara seçilebiliyor olsa da Edirne'nin en gelişmiş ilçeleri sıralamasında Keşan birinci sınıf kategorisinde yer alsa da bizi mi seçin diyecek? Projeleriyle Marmara Belediyeler Birliği'nin o günkü başkanı AKP'li Kadir Topbaş'ın elinden altın karınca ödülü Keşan Belediyesi'ne belediye başkanı Sayın Mehmet Özcan'a verilmiş olsa da yine bizi mi seçin diyecekler. Belediyecilik bizim işimiz diyorlar. Belediyecilik sizin işiniz ama başkentteki Ankara'daki belediye başkanını görevden alıyorsunuz. İstanbul'daki belediye başkanını görevden alıyorsunuz. Balıkesir'deki belediye başkanını gözleri ağlayarak gönderiyorsunuz. Ve bizim belediye başkanlarımız başarılı diyorsunuz. Sizin belediye başkanlarınız başarılıysa, onlar halkın seçtiği belediye başkanlarıysa neden siz alıyorsunuz?
Neden halk onları görevden almıyor, bunu beklemiyorsunuz? Sizin belediye başkanlığınız başarısızsa, bir şey varsa o zaman neden yargılamıyorsunuz? Sizin belediye başkanlarınız başarısızsa tekrar AKP zihniyetini biz seçmek için neden onları halk tercih etsin? Ve parklardan, bahçelerden bahsediyorsunuz ama halkın cebindeki paradan bahsetmiyorsunuz. Çocuğuna okul pantolonu alamadığı için intihar eden babadan bahsetmiyorsunuz. Pazar yerinden bahsediyorsunuz ama pazar çantalarının neden boş olduğundan bahsetmiyorsunuz. Siz bizi neyle ikna edeceksiniz? Yalanlarınızla mı? AKP 17 yıldan beri evet yalanlarla, dolanlarla bu ülkeyi yönetmeye çalışıyor, yönetiyor. Ve şimdi de diyor ki biz belediyeciliği biliyoruz, bizi tercih edin diyorsunuz. Değerli arkadaşlarım, şimdi bu kısa açıklamadan sonra yerel yönetimlerle ilgili olarak partimizin isterseniz oturarak bunu devam edeyim, biraz uzun, daha iyi ifade edelim. Bizim elimize bir genelge geldi. Bu genelge doğrultusunda 2972 sayılı kanun uyarınca 2019 yılı yerel yönetimler seçiminin başlangıç tarihi 1 Ocak 2019. Oy verme günü ise 31 Mart 2019 olacaktır. Ama şimdiki duruma göre, yani meclis açıldığında erken bir yerel seçim kararı alınır mı almaz mı? Bu belli değil. Ancak şöyle bir şey var. Yani bizim partimiz biliyorsunuz 4 günlük ABAN kampına girdi. Diğer partilerin de böyle kamp çalışmaları var. Yani bunlar öne alınıyor. Şimdi Cumhurbaşkanı Sayın Tayyip Erdoğan da Amerika'ya gitti. Amerika'ya her gidişinden sonra zaten bizim kafamız karışıyor. Sanki, tabii bu benim kendi düşüncem. Yani bu Kasım ayının 25'inde bir yerel seçim olacakmış gibi partiler bir hazırlık içinde. Yani biz daha önce yerel seçimleri 6 ay öncesinden böyle genelgeler gelip bir an önce hemen adaylık başvurularınızı işte ayın birinde başladık, Eylül'ün birinde, şey Ekim'in birinde başladık da 12 gün içinde istifa edin, 19'unda işte başvurular bitsin gibi çok hızlandırılmış bir şey yoktu. Evet, genelgede Merkez Yönetim Kurulu'nun 24.09.2018 tarihli toplantısında aşağıdaki kararlar alınıyor. 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerde, yerel yönetim seçiminde aday adayı olmak isteyen başvuruları 1-10-2018 ile 19-10-2018 tarihleri arasında yapılacaktır. İl ve ilçe başkanlıklarımızın bu tarihler arasında hafta içi ve hafta sonunda açık bulundurulması isteniyor. Tedbirlerin alınması isteniyor. Evet, biz de yönetim olarak akşamda planımız var. Bununla ilgili de bundan sonra hafta sonunda açık olacağız. Şimdi istifa konusunda da aday adayı olmak isteyen il, ilçe ve belediye başkanları ile yönetim kurulu üyelerinin 1-10-2018 12-10-2018 saat 17 arasında görevlerinden istifa etmeleri gerekmektedir diyor. Milletvekilleri, belediye başkanları, belediye meclis üyeleri, il gelen meclis üyeleri ve muhtarların adaylık için istifa etmeleri zorunlu değildir. İstifa dilekçelerini belediye başkanı ve yöneticileri ilçe başkanlıklarına, ilçe başkanı ve yöneticileri il başkanlığı. Daha önce ilçe yönetimindeki arkadaşlarımızın istifaları burada ilçeye veriliyordu. Burada bir değişiklik olmuş. Onların ile verilmesi gerekiyor. Yine il başkanı ve yöneticileri ise genel merkeze bildirmek zorunda. İl başkanlıkları istifa edenlerin adı soyadı falan bunlar çok önemli değil. O listeler yapılacak, gönderilecek. Şimdi aday adaylığı başvuru koşulları aday adaylarında başvuru formuyla birlikte verecekleri belgelerden oluşan bir dosyanın birlikte alınması gerekmektedir. Başvuru sırasında adaylık için istenilen belgelerin eksiksiz olarak alınması büyük önem arz etmektedir. Düzeye göre haklarında ihraç ve kınama bir yıllık süre dolmamışsa cezası verilmiş olanlar ile yasalara göre adaylıklarında engel olanlar ile il, ilçe başkanlığı ve yönetim kurulu üyeliği görevinden istifa etmemiş olanlar adaylık için başvuramazlar. İstenecek bilgi ve belgeler, adaylık başvuru belgesi, nüfus cüzdanı onaylı örneği ve nüfus kayıt belgesi,
öğrenim durumunu gösterir. Onaylı belge, askerlik durumu belgesi, harbi sicil belgesi, iki adet fotoğraf, ödenti makbuzu. Bu dekontların nereye yatırılacağını ilgili hesapları var burada. Engelli adayın %40 ve daha fazla engelli olduğunu gösterir sağlık kurulu raporu ya da engelli kartı örneği engelli adaylar için gerekli. Adayın şehit yakını ya da gazi olduğunu gösterir belge, şehit yakını mı veya gaziler için o belgelerin de gösterilmesi gerekiyor. Belediye başkan adaylarının kendileri ile ilgili belgelere ek olarak aday oldukları yöreye ait sorunlar ve çözüm önerilerini içeren bir yazıyı da dosyalarına eklemeleri gerekmektedir. Başvuran aday adayına işte ekle örneği bulunan belgeler bunlardan bahsediyor. Bir de bu başvurular sırasında alınacak olan hizmetlerden bahsediyor. Bununla ilgili 50 bin ile 100 bin nüfusu arasında olan ilçemizde belediye başkanlığı için 5 bin lira. Yine 15 binin altında olan ilçe ve belediye başkanlıklarından 1500 lira. Nüfusu 50 bin, 100 bin yine ilçelerde belediye meclisi ve il genel meclisi yönetimi içinde 2 bin lira. Devamında nüfusu 15 bin altında olan beldelerde belediye meclis üyelikleri için 250 lira. Arkadaşlar bu burada da şeyler var, doldurulacak olan formlar var. Bunlara şu an gerek yok. Bir dakika, burada söylememiz gereken şimdi belediye başkan adaylıklarının başvurusu farkımıza yapılacak. Belediye meclisi üyeliği için başvurular farkımıza yapılacak. Fakat il genel meclisi üyeliği başvuruları doğrudan ile yapılacak. Çünkü il genel meclisi üyelikleri yerde ile bağlı şekilde düşünülmüş. Başkanı il başkanı ya. İl başkanı olduğu için. Evet. Arkadaşlar şimdi burada bu genelliğiyle ilgili olarak incelediğimizde başka farklı olan bir şey yok. Yani beldelerdeki bir vatandaşımızın da ilgilen meclisi için başvurusu yine ile yapılacak. İlçeler, evet burada da aynı şey yine. Bayan, onu, Hasan bunun altta var tabii. Aday adaylığı başvurusu yapılacak kadın ve gençlerden yukarıda yazılı özel ödentilerin yarısı alınacak. Engellilerden, şehit yakınları ve gazilerden ödenti alınmayacak. Bayağı da söyledim. Kadın ve gençlerden. Evet. Şimdi arkadaşlar, istisnasız tüm aday adaylığı başvurularında yukarıda belirtilen özel ödenti yanında belediye başkanlığı aday adaylığı için 250 lira, belediye ve il genel meclisi üyeliği aday adaylığı başvuruları için 100 lira dosya ücreti alınacaktır. Dosya ücreti özel ödentiyle birlikte yatırılmayacak, başvuru sırasında makbuz karşılığında alınacaktır. İl ve ilçe başkanlıklarına başvurarak gelen yönetimlerde aday adayı olmak isteyenler ödentilerini genel merkezin aşağıda belirtilen banka hesaplarına yatırılacak şeklinde gelen genelgedeki bilgiler bunlar. Şimdi basın ve bilgiler